Afganistan'da gelişmeler ard yaşanıyor. Taliban başkent Kabil'e girdi. Yaşananları Haber Global Dış Haberler Müdürü Süheyla Demir'le konuşacağız. Süheyla hoş geldin. Merhabalar. Şimdi her an yeni bir şey yaşanıyor. İlk önce bir son durumu alalım senden. Son duruma bakacak olursak şimdi çok hızlı bir çöküş var karşımızda Afganistan'da ordu ve hükümet adına. Gerçekten günler içinde tabii ki eğer biz milat olarak 15 Nisan'ı yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın biz artık Afganistan'dan çekiliyoruz deyip bir takvim verdiği tarihi baz alırsak 3 aydan daha fazla bir zamanda Taliban artık Kabil'e başkente girdi. Ama son günleri alırsak eğer yani çeperden merkeze doğru ilerlediğinde büyük kentleri ele geçirmeye başladığında bir haftadan daha uzun bir zamanda yaklaşık 10 gün içinde Kabil'e girdiğini görüyoruz Taliban'ın çok kolaylıkla. Şimdi bir yanda çok iyi planlanmış bir saldırı stratejisi var. Kimin adına? Taliban'ın adına. Bir yanda da çok hızlı çöken bir Afgan ordusu var ve şaşkına uğrayan bir Amerika Birleşik Devletleri ve dünya var. Tabii ki bekleniyordu. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO adına Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçireceği gibi istenmeyen ve kötü senaryo olarak adlandırılan bu ihtimal masada tutuluyordu ama bu kadar çabuk olması hızla beklenmiyordu. Olması. Çok hızlı. Şimdi geçen hafta yansıyan bir Amerikan istihbaratı verisi var, bilgisi var elimizde. Şunu demişti CIA, şu Taliban bu hızla giderse 30 gün içinde Kabil'i kuşatır, 90 gün içinde de alır. Ama baktık ki şu anda yani girmek istese gerçek anlamda, şu an hala ee, ilk etapta dört ana girişinden ulaştı kente e, ve daha sonra güç yoluyla almayacağız dedi. Ancak Afgan ordusunun, Afgan güvenlik güçlerinin kenti terk etmesi üzerine yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamada da e, yağmayı önlemek amacıyla Afgan e, Taliban'ın e, artık sokaklarda dolaştığını askeri araçlarla ve silahlarla e, Kabil sokaklarında olduğunu biliyoruz. Yani e, istense bu iş yine savaşa dökülecek olsa yine karşısında savaşacak bir ordu bile bulmayacak. Yani çünkü Baktığımızda bu e, savaşın seyrine çok hızlı alındı kentler. Çünkü ya çok az direniş vardı ki bu direniş genellikle Kandahar'da yoğunlaştı, Mezar-ı Şerif'te yoğunlaştı. Bu iki kent e, Taliban'ın e, direnişinin kırılması için sembolik ve geleneksel önem taşıyan iki kenti. Onun dışındaki örneğin Celalabad bu sabah Taliban'ın eline geçen kentte tek bir direniş e, unsuru dahi olmadan e, kent, El değiştirdi. Taliban'a geçti. Askerlerin röportajlarını veriyorduk hatırlıyor Hı -hı. Musun? Ve gerçekten psikolojik olarak çökmüşlerdi evet. ve artık savaşmak bile istemiyorlardı. Bu da etkili oldu mu sence? E, bu da etkili oldu ve burada da bir kırılma noktası var. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile e, Taliban arasında e, imzalanan Doha Barış Anlaşması. Yani bu anlaşma neden imzalandı? Afganistan'daki savaşı yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşını bitirmek için imzalandı. Ve Amerika şunu dedi. Evet ben Mayıs ayına o zaman Trump döneminde Mayıs ayına kadar çekilecek. E, gerçekleşmedi ama bunun şöyle bir etkisi oldu. Afgan e, ordusu, Afgan silahlı kuvvetleri. E, terk edildiklerini, yüzüstü bırakıldıklarını hissettiler. Çünkü Afgan siyasetinde artık yeni bir dönemin başladığı ve yeni dönemde Taliban'ın giderek güç kazanması gibi bir durumun kaçınılmaz kötü bir sonu getirebileceği öngörüleri hız kazandıkça örneğin aylardır özellikle de o anlaşmanın imzalanmasından sonra Afgan polisine, Afgan askerlerine maaşların dahi yatırılmadığı yani bir anlamda onların kendi devletleri tarafından da yüzüstü bırakıldığı gibi bir durum var. Şimdi Afganistan'daki durum e, hükümetin belirli bir kanadı, halk ordu adına e, şöyle yorumlanabilir. Yüzüstü bırakıldıklarını hissediyorlar. Hem kendi devletleri tarafından ki hala oturmamış bir yapıdan bahsediyoruz. Hı hı. Yani bir devletleşme süreci yüzyıllara dayanır. E, ancak Afganistan'da e, 20 yıllık bir ve dışarıdan yönetilen, ittirilen bir süreçten bahsediyoruz. Yani e, burada e, işte e, Afganistan Cumhurbaşkanı Şefkani ülkeyi terk etti. Yani ulusunu terk etti. En önemli bir süreçte cumhurbaşkanlığı sarayında değil, operasyonun başında değil. Yani yenilgiyi kabul edip ülkeyi terk etti. E, askerler de bunu söylüyor. Bir anlamda da şunu söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin gitmesini isteyen taraf da onlarken e, bu kadar hızlı, e, bu kadar aslında stratejik sabırdan yoksun bir şekilde. Yani biz gidiyoruz ve ne olursa olsun tarzında bir stratejiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi, Afgan ordusunun hem lojistik destek hem de daha e, tam teşekküllü bir hava desteğinden e, ve kara desteğinden de tabii ki yoksun bırakılması e, bu sonucu hızlandırdı deniliyor. Zaten Amerikan basında bakıyoruz. E, Biden yönetimine eleştiriler, Washington Post, New York Times gibi özellikle gazetelerde çok üst perdede şu anda Biden yönetimi yanlış hesap yapmakla suçlanıyor. Aynı şekilde İngiliz İngiltere siyasetinde de muhalefet hükümeti yanlış hesap yapmakla, çok aceleci davranmakla ve bu çekil, çekilme sürecine oldu bittiye getirmekle eleştiriliyor. Evet, Taliban'ın bir yanda bir baskısı vardı Trump döneminde hı hı. imzalanan çok hızlı bir çekilmeyi öngören bir anlaşma vardı ama belki daha adım adım ilerlense Taliban bu. Yani hızlı bir şekilde kontrolü ele geçiremez ve Afgan hükümetinin şansı olurdu gibi yorumlar da var. Evet. Şimdi e, Taliban'ın bundan sonraki hedefi ne olacak? Hı hı. Talibanın hedefi aslında 20 yıl önce kaybettiklerini almak yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a girmesiyle birlikte kaybettiklerini almak. Öncelikle hedefine bir İslam cumhuriyeti kurmak yani şeriat kurallarına dayanan bir yönetim kurmak. Dolayısıyla kendi sahada kazandığı bu tırnak içinde zaferi siyasi anlamda da hukuki, hukuki anlamda da Afganistan'ın e, her alanına nüfuz ettirmek. E, bunun için zaten ilk açıklamalarında Taliban'ın görüyoruz ki halkın güvenini kazanmaya dair söylemleri var. Bir misilleme olmayacak, bir intikam olmayacak, Afganistan halkı korkmasın. Kadın Kabil haklarından bile bahsediyorlar. Kadın haklarından dahi bahsediyorlar ki biraz revize edilmiş haklar bunlar. Örneğin e, refakatçi olmadan da Afganistan'a kadınların dışarı çıkabilmesi. Tabii ki e, Taliban'ın en çok zarar verdiği toplum e, grup kadınlar. Her zaman için. Kadının Tabii. adının olmadığı, kadının yüzünün olmadığı, kadının olmadığı bir toplum. Yani evlere hapsedildi. E, ve aradan geçen 20 yılda da bu çok değişti aslında. Yani artık Afganistan'da kadınlar yönetimde de varlar, toplumsal hayatta da varlar. E, Taliban'ın akıllı telefonları, interneti yasakladığını dahi biliyoruz. E, artık bununla baş edemeyeceği için kendisinde de bazı revizyonlara gittiğini görüyoruz. Yani şunu Diyoruz ki Taliban aslında bir muamma demek. Evet e, Taliban'ın ideolojisini, hedeflerini biliyoruz ancak e, bunları nasıl hayata geçecek? Bunları hayata geçirirken nasıl bir direnişle karşılaşacak? E, akın akın bir göç dalgasının olduğu e, bir ülkeden bahsediyoruz şu anda ki bütün dünyayı alarma geçiren noktalardan biri de bu. Hem e, bölgede askeri istikrarsızlık diğer e, alanlara sıçrayabilecek bir ihtimal hem de bir e, göç göç Mesela İnsan az hareketi. önce haberde verdik Hı -hı. gördün sen de şimdi insanlar akın akın ülkeden kaçıyorlar. Evet. Bu insanlar nereye gidecekler? Nereye gidecekler? Ee, tabii ki komşu ülkeler. İlk etapta Pakistan, İran gibi ülkeler en fazla göç alan ülkeler. Ancak işte İran'a gelindiğinde oradaki hedef her zaman dediğimiz gibi belli. E, Avrupa Birliği ülkeleri yani yaşam standartlarının daha yüksek olduğu. de burada bir e, geçiş ülkesi oluyor. Ama e, geçiş ülkesi olduğunda işte Avrupa Birliği'nin göç politikalarıyla birlikte işte buradaki e, yığılma e, Türkiye için ayrı riskleri beraberinde getiriyor. O nedenle e, Türkiye'nin Pakistan'la yürütebileceği bir işbirliği eğer bu olacaksa gerçekten de kritik. Çünkü e, şunu biliyoruz Taliban'ın siyasi anlamda diyalog kurduğu Tek ülke tek lider var o da Pakistan ve Pakistan Başbakanı İmran Han. Dolayısıyla gerçekten de Pakistan'a düşen sorumluluk özellikle Taliban'ın ortaya çıkmasında yine Taliban'ın liderlerinin Afganistan'dan kaçıp sığınma bulduğu bir ülke olması dolayısıyla Pakistan'ın sorumluluğu çok çok fazla. Bu anlamda uluslararası baskının Pakistan üzerinde de yoğunlaşacağı kaçınılmaz. Bir başka mesele de var. Artık diyoruz ya, sen de az önce haberde belirtin Şu anda Taliban hangi aşamada? Şu anda Taliban Kabil'e girmiş durumda. Kabil'de daha fazla tepki çekmemek adına savaşarak yönetimi ele geçirmeyi değil müzakere ederek yönetimi ele geçirmeyi düşünüyor. Bir yanda Kabil'de bir müzakere süreci başladı. Bir yanda Doha'da bir müzakere süreci başlayacak. Çünkü Taliban'ın bir bir daha gerçekleşti. Eşref Gani ülkeyi terk etti. E, i̇stifa açıklaması yapmasına dahi gerek olmayabilir bu süreçten sonra. Doha'da ayrı bir Afgan tarafları arası müzakere süreci başlayacak. E, ve işte bundan sonra Taliban iktidara geldikten sonra asıl sorulardan biri daha sorulacak. Meşruiyet meselesi. Evet. Afganistan gibi kritik bir ülke. Çok önemli bir e, coğrafyada e, yönetimini ele geçiren Taliban var. Ancak bunu hangi ülkeler tanıyacak? Hangi ülkeler tanımayacak? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği çok net pozisyonlandı. Bu şekilde e, iktidarı ele geçiren e, bir varlıkla bizim e, onu tanımamız e, ihtimal dahi olamaz denildi. Her iki ülkeden de Çin bu konuda e, birazcık daha e, gizli kapaklı oynuyor diyebiliriz. E, şunu biliyoruz Taliban heyeti ilk kez Çin'e gitmişti yaklaşık 2-3 hafta önce bundan ve Çin şunu sağlamaya çalıştı. Taliban iktidara geldiğinde Afganistan topraklarından kendi ülkesine bir saldırı, bir güvenlik riski oluşmasın. Bunun garantisini hı hı. aldı ancak bu durum işte Taliban'ın meşruiyetini tanıma sinyali olarak yorumlandı. Bu durumda dengeleri değiştirebilir ve tabii ki Rusya çok önemli. Ki Rusya'nın Afganistan'da bir geçmişi var, Sovyetler Birliği döneminde yine bir işgal, bir savaş geçmişi var. Ki Amerika Birleşik Devletleri gibi yenilgiyle, ağır travmalarla sonuçlanan, e, Taliban'ın güçlenmesiyle sonuçlanan, ki CIA tarafından desteklenen, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Taliban'ın sonunu getirdiği bir dönemdir durumdan bahsediyoruz bu örnekte Rusya'dan gelen mesajlar çok ilginç şunu yaptı Rusya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri çok hızla jet hızıyla hatta büyük heyecinlerini tahliye ederken Rusya Büyükelçiliği'ne asla dokunmadı. Şu anda tam kadro, tam personel devam ediyor faaliyete ve şunu dedi Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği, bir geçici hükümet kurulursa biz onunla işbirliğine hazırız. Bu yine Taliban'a uzatılan bir aslında ne diyelim bir el yani evet bir işbirliğine hazırız mesajını veriyor. Yani Rusya'nın burada alacağı pozisyon Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yıpratıp Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başarısızlığını daha belirgin hale getirmeye yönelik olacak. Ancak bu uzun vadede yine kendisine yönelik tehditleri de barındırabilir Rusya açısından.